Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Finans analisti İslam Memiş'le paranın şifresindeyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın, iyi haftalar. Teşekkür ederim, size de iyi haftalar. Geçtiğimiz hafta FED faiz kararını sabit tuttu. Bu hafta piyasaları bekleyen haberler, toplantılar vesaire nelerdir? Hemen sizden alalım. Bu hafta piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Hı hı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını Perşembe günü saat 14'te açıklayacak. 250 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyor. Özellikle önümüzdeki yıl 2024 yılının yine ilk iki ayında ilk toplantıda 150 bas puan, diğer toplantıda 100 bas puan olmak üzere 250 bas puanlık bir faiz artırımı bu işi sonlandırır beklentisi var. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 500 bas puanlık toplamda bir faiz artırımıyla artık bu faiz artırımı sürecini tamamlamış olacak. Ve önümüzdeki yıl yine yılın son çeyreğine kadar yüksek bir faizle yoluna devam eden bir merkez bankası karşımızda olacak. Hı hı. Bu hafta yine yarın ama Avrupa'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Bu da Euro-Dolar paritesi üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. Genel itibariyle sakin bir hafta bekliyoruz. Yıl sonu yaklaşıyor. Yıl sonu yaklaştıkça da piyasalarda yüksek bir tansiyon beklenmiyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 7850-8050 puan aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Dolar kurunda 29 lira seviyesinin üzerinde açılış yaptık. Burada 28.90-29.15 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Ama genel tablo yukarı yönlü hareketlerini sürdüren bir döviz kuru karşımızda olacak. Hı hı. Euro-Dolar paritesi 1.09.17 seviyesinde haftanın ilk işlem gününde. Burada 1.08.1.10 seviyesini takip edeceğiz. Özellikle 1.08 seviyesi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir şans verecek. Çünkü hedefimiz 1.12, devamında 1.15 seviyesi. Altın fiyatları yine güçlü duruşunu koruyarak haftaya başladı. Bu hafta 2020 dolar seviyesinde bir ons altın var karşımızda. Bu hafta 1990 dolar seviyesine kadar, yani 2000 dolar seviyesinin altını bir tık sarkabilir. Tekrar hızlıca 2070 dolar seviyesine hedef alan bir ons altın karşımızda olabilir. Gram altın 1955-1965 lira aralığında şu an itibariyle. Gram altında 1940, yukarıda 1970 lira aralığını bu hafta için takip ediyor olacağız. Petrol fiyatları stabil, 77.41 dolar seviyesinde. Burada 75-80 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Hı hı. Kripto paralar satıcılı başladı haftaya. Bitcoin'de 41.175 dolar seviyesini görüyoruz. %2.5 değer kayıplı. Burada da 38.000 dolar destek seviyesi, 42.000 dolar direnç seviyesi. Bu bant aralığını bu hafta için takip ediyoruz. Dediğim gibi dışarıda Avrupa Merkez Bankası, Avrupa'nın enflasyon verisini, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Genelde sığ bir hafta olacağımızı söyleyebilirim. Tahmin edersin ki hafta sonu en çok konuştuğumuz konuların başında ekonomi vardı. Zira Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları vardı. Dövizden tut da işte kiralık ev bulamamasına kadar. Dövizi bir kere baskılamadıklarını söyledim. Dövize müdahale etmiyoruz şeklinde bir açıklaması vardı. Ama biz biliyoruz ki önümüzdeki yılla birlikte dövizde bir rahatlama olacak. Özellikle dolar kısmında bir artış bekleniyor. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Doğru. Döviz kurunda bir baskılanma yok. 29 lira seviyesinin üzerindeyiz. 18 lira seviyesinden başladık bu seviyelere gelmek için. Hı-hı. Ve baskılanmayan bir kur vardı karşımızda. Zaten baskılansaydı Merkez Bankası'nın rezervleri de bu kadar artmazdı. Ve dolayısıyla da haklı. Ama döviz kurlarının 2024 yılında yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini bekliyoruz. Özellikle 30 lira seviyesine yıla başlarız. Yılın ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında bir kur karşımızda olur. 2024 yılının zirve seviyesi olarak 45 lira seviyesi olabilir. Yine yıllık ortalama baktığımız zaman 36-80 lira seviyesinde bir kur karşımızda olabilir. Yani genel trend yukarı döviz kurlarında.
baskılamadıkları doğrudur. Ve baskılasalardı zaten bu kadar agresif bir yükseliş olmazdı. Ve rezervlerde bu kadar artış olmazdı. Peki bir de birçok kişiyi dinledik ama en çok üzerinde durulan konulardan biri de açıklamanın tarihi şeklinde, yani Merkez Bankası Başkanı özellikle kiralık ev bulamadığı için annesine yerleştiğini belirtti. Bununla ilgili sanki böyle bir çalışma var da öncesinde böyle bir açıklaması varmış gibi algı mı oluşturulmaya çalışıldı? Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Yani şimdi röportaj yaptığı kişi eski bir gazeteci. Yani normal kulaktan dolma bir röportaj değil. Bunu yazan gazetede, bununla röportaj yapan gazeteci de itibar edilmesi gereken referanslı kişiler veya gazeteler. Dolayısıyla bu cümlenin kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ben de gözümle gördüm. Ben de ilk önce inanamamıştım. Ve gerçekten de böyle yazıyor. Talihsiz bir açıklama. Çünkü ekonomi yönetimi, ekonomi yöneten kişilerin gerçek anlamda Allah söyletti diyorum şahsen ben. Yani dışarıda böyle bir ekonomi var, dışarıda böyle bir durum var. İnanmayanlara karşı, inanmak istemeyenlere karşı parayı yöneten kişinin böyle bir cümle kullanması Allah söyletti diyorum. Ve bu bir gerçek. Dışarıdaki manzara bu şekilde. Dolayısıyla bu manzarayı inkar edenler de parayı yöneten insanların sözünü itibar etmeyecekse söyleyecek hiçbir şey yok. Ve özellikle konut fiyatları düşecek, kira fiyatları düşecek diye düşünen belli bir algı var. Hani uyanmamış, hala uyan bir topluluk var. O topluluklara da güzel bir ders oldu bu açıklama. Hani emlak fiyatları düşecek, kira fiyatları düşecek ya bu ya onlara göre. Onlar uymaya devam ediyor. İşte paranın patronu, ülkeyi yöneten ülkenin parasını yöneten bir kişi böyle bir açıklama yaptı. İletişim konusunda da Merkez Bankası'nın iletişim noktasında eksik kaldığını şahsen düşünüyorum. Ama bu açıklama oldu, kayıtlara geçti ve dolayısıyla da bundan sonra düzeltecek bir şey yok. Ama gerçek bu. Herkesin inandığı, herkesin gördüğü bir şeydi. Paranın patronundan böyle bir açıklama gelmesi de tabidir. Çünkü herkes her şeyi görüyor. Kimse kimseden bir şeyi saklayamaz. Ve dolayısıyla da bunları Allah söyletiyor. Evet, ben de açıkçası biraz açıklanma tarihini biraz manidar buldum ama bakalım önümüzdeki günlere, süreçlere, dediği gibi işte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da söylediği gibi, acaba sosyal konutlara ihtiyaç var konusunu gündeme getirir mi yeniden? Bakalım bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım hemen. Yok, bu hafta böyle sakin bir haftayı geçireceğiz. Sadece Merkez Bankası'na odaklanacağız Perşembe günü saat 14'te. Piyasada herhangi agresif bir durum yok şu anda. Evet, finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Paranın Şifresi programını burada noktalıyoruz. Perşembe günü yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.